57 yaşındayım. Babamdan, annemden kalan bir miras ev. Bu gördüğünüz şu andaki şu ev hasarlı değil. Zorla evimizi yıkmak istiyorlar. Sanki tapulu malımızın hırkızıyız şu anda. 3 senedir bizim psikolojimiz bozuldu. Hasta olduk, rahatsız olduk. Evimizi yıkacağız diler, başka bir şey söylemiyorlar. Ya bu bizim tapulu malımız, devletin memuru gelmiş bakmış, ev hasarsız. Benden ne istiyorsun? Ha bana bir ev yeri bul, bana bir ev temin et. Doğan yılda ev yapılmış, herkese kendi vatandaşın isteği üzerine ev yapılmış. Alta ahır üstte ev. Burada öyle bir şey yok. At ki. Ben burada kış günü burada tek başımayım, 63 yaşındayım. Gelmişim buraya, evimi yıkıyorlar. Benim evimin neyini yıkıyorsun? Evimi devletçileri geldiler, başta baktılar, evim safa sağlam dediler, bana sağlam söylediler. Şimdi sağlam diye gelip yeni şimdi evimi yıkıyorlar. Ben ne yapacağım evsiz burada? Ben daha burada ev alabilir miyim? Ben böyle ev alamam, bir şey alamam. Ben neyim var ki ben bir daha ev alayım? Varımız yoğumuz bir evimiz var. Biz neler yaptık burada? Bu evim de budur işte. Kütürye'de depremden sonra kentsel dönüşüm adı altında evleri boşaltmak için maski, TEDAŞ, ondan sonra polis, yandaş müteahhitler, TOKİ, halka baskı yapmaya başladı. Kış günü evden çıkmaları için tehditte bulundular. Geçen gün oradaydık. Yani bir de evler 1,5 trilyon olmasına rağmen hiçbir hasar olmadığından dolayı bir de hasarsız olduğu halde 170 lira gibi mesela 3 katlı ev var orada. 300 lira verelim çıkın diye baskı yapılmakta. Kış günü insanlar biz nereye gideceğiz diye işte çaresiz bir durumdalar. Beni oradan işte gönderdiler. Bir buraya geldim. İnşallah yardımcı olurlar yani. Pütürye Merkez. Hatip Mahallesi. Yani insanlar mağdur durumda. İkide bir işte maski, TEDAŞ gelip elektriği kestiler. Dolaptaki bütün yiyecekler bozulmuş durumda. Tekrar halk bir tepki gösterince gelip tekrar açtılar. Şu an salı günü tekrar gelip elektriği suyu keseceğiz diye tehdit etmeye başladılar. Yani. Şu an ona yakın sağlam yani hasarsız ev var. Onları yıkmaya çalışıyorlar yani şu anda. Evet, mahkemeye verdiler. Mahkeme de bizden geçti dedi. Yani biz artık bir şey yapamayız dediler. İnsanlar çaresiz bir durumda yani. İkide bir ben oradaydım geçen gün. İşte aha polis geldi, aha elektriği kestiler diye gerçekten halk mağdur bir durumda yani. Vallahi işte kaymakamlıkla görüşüldü. Ben TOKİ Ankara bölgeyi aradım. Kesinlikle yıkılacak dediler. Bir de hani yıksınlar ama gerçek şey neyse onu ödesinler. İşte 100 lira veririz çıkın diye tehditler var yani. İşte evlerde zaten yaşayanlar var. Kış günü işte zaten sorun orada. Bir de gerçek değeri verirse, insanlar mağdur edilmese insanlar bir şey demiyor ama. Ne hakkı veriliyor ne de bu kış günü çıkın dediği zaman insanlar nereye gidecek yani? Mağdur bir durumdalar yani.